Aa. Anne. Anne niye bu saatte ütü yapıyorsun? Kırışmaz kumaş bunlar. Kırışmış olabilirim yani. Perdeler. Kırışmış mıdır perdeler? Ütüleyim ben değil mi? Ütüleyim. Anne. Ay. Çok şükür konuştun. Çok kızdın bana? Ben boş boğazlık ettim. Şu an içimde çok başka fırtınalar kopuyor çocuğum. Ama söz sana kısacağım daha sonra söz. Canım benim. Sana ben salmış mıyım? Yani böyle kırışmış mıyım ben bak bunlar falan. Ha, salmış mı aşağıya mı gitmiş? Bir de bana deli diyor ya. Annemi görse. Kim deli diyor sana? Herkes kendine baksın. Yok yok sen sinirlenme hiç. Arkadaş ya öyle iş yerinden. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Allah kimseyi kırıştırmasın. Genç yaşımda. Allah'ım yarabbim. Duyacak sus. Şirkettekilerle konuştum. Can Bey'le nereye çıktın kızım sen? Allah'ın getir götür elemana. Manyağa bak ya. Şu manyağın hareketlerine bak. Kızım patronun musun sen benim? Ha direktörün müsün? Sana beni çıldırtma. Sen iki günde patron sağ kolum oldun. Olmuş da olabilirim. Olmamış da olabilirim. Ne oldu? Kıskandın mı? Sen bir işler karıştırıyorsun sana. Senin ciğerini okurum, ciğerini. Sabah sabah ne ciğeri ya? Allah'ım veganım. Azıcık et ye et, beynine kan gitsin. Bıktım senden. Bıktım. Ben sana bayılıyorum çünkü. İyi ki varsın değil mi? Allah Allah, sabah sabah gelmiş kafamda zebani gibi dikiliyor ya. Bağırma be! Ayhan. Ne oluyor? Şişt. Kızım. Konsantrasyonumu bozma. Allah Allah. Yogi olmaya çalışıyorum burada. Yogi mi? Yoda olmasın o. Yoda mı? Kızım güldürme. Allah Allah. Burada sandalye pozisyonu yapıyoruz. Pozisyonumuzu bozuyorsun yani. Bak şimdi eller evrene doğru. Karşıya böyle. Vallahi tam sandalye oldu. Sen ne yapıyorsun? Anlatsana. Nasıl gidiyor? Sorma. Ablamla kavga ettik yine. Ne kadar gıcık bir kız ya. Bırak. Hepsini evrene bırak. Gerçekten anlam veremiyorum. Biz nasıl aynı anne babadan doğduk acaba? Ablam mükemmel. Her şeyin en iyisini o biliyor. Her şeyi biliyor. Ben kendimi o kadar komplekse sokmuşum ki... 4 yaşında sökmüşüm konuşmayı. Travmaya bak. Travmalar bizleri biz yapan şeylerdir. O yüzden Sanemsi kabul et. Bazen hayal ediyorum da... Anne babam karşıma geçiyor. Seninle bir şey konuşacağız diyorlar bana. Oturuyorum karşılarına. Leyla senin öz ablan değil. Biz ona evlatlık aldık diyor. Çok iyi olurdu ya. Sanemsi bir şey söyleyeceğim. Bir gelip arkadan destek versene. Parmak uçlarına değmem lazım da bu pozisyonda. Oh, yavaş kızım Allah Allah. Heh. Tamam, böyle iyi. Kızım,
Asıl ben senin iş yerindekileri merak ediyorum ya. Onları anlatsana. Ama internetteki fotoğraflarından anlat ki imajinasyonumuz gelişsin. İyi tamam, göstereyim sana. CC var. CC çok iyi çocuk. Ya biraz garip ama şirkette en iyi onunla anlaştım. Güliz var. Ay Ayhan. Güliz yöneticim gibi. Yani şirkette ne var ne yok her şeyi biliyor. Belli. Deren Hanım var. Güzel kız. Yani güzel. Pilates yapıyor ama bu belli. Yoga yapsa bu kadar gergin olmaz yani. Aynen öyle. Emre Bey var. Tipe bak. Bayağı bu mösyö be. Ay. Can Bey var. Oha. Evet. Bu Photoshop mu gerçek mi? Çünkü bir retweet görse utanır yani halinden maşallah. Çok yakışıklı değil mi? Ay aynen. Ben de kendi kendime soruyorum. Yakışıklı erkekler kötü olmak zorunda mı? Ayrıca neden herkes giyinikken o çıplak? Bunu da artık kendine soracaksın çünkü bu senin imajinasyonun. İyi be tamam. Bir dakika. Bir dakika. Bu da sakallı. Kızım senin albatros bu olmasın? Olmasın Ayhan. Olmasın. Ayrıca benim albatrosum siyah ayakkabı giymişti. Ben Can Bey'e baktım, kot pantolon. Açık renk bantları vardı ayağında. O olamaz yani. Olur. Of, tamam işe gidiyorum artık hadi. Kot pantolon da olur bence. Yani eşofman da olur. Yani bence ne giyse olur çünkü bayağı yakışıklı bir çocuk. Ayhan kötü bir adam diyorum ya. Hin diyorum. Kendi erkek kardeşinin arkasına iş çevirecek kadar kötü hem de. Şimdi şöyle aslında. Evrende iyilik de var, kötülük de var. Ama bunların hepsi bizim için aslında. Yani bizim içimizde... Ayhan, ermiş günündesin. Bugün seninle hiç dedikodu yapılmıyor. Namaste, karşım. Namaste Ayhan. Toplantı iyi geçmiş anlaşılan. Çok iyi geçti. İyi de Can Bey'in yüzü gülmüyor. Çünkü çok cool ondan. Şu yemek kitapçıklarına bir baktım da bunların hiçbiri işimize yaramaz. Canı istediklerinin uzaktan yakından alakası yok. Hepsi çer çöp. Ne yapacaksınız? Bilmiyorum CC. Bugün yoğunluktan pilatese bile gidemedim. Düşünebiliyor musun? Vallahi çok üzüldüm şu an pilatese gidememiş. Pilates çok önemlidir. CC, sen şimdi kreatiflere gidiyorsun. Daha önce benden çekinip göstermedikleri ne kadar abuk subuk fikir varsa toplayıp getiriyorsun. Öbürü de sana yardım etsin. Sanem. Yok. Öbürü sen arşive git. Sanem benim adım, Sanem. Daha önce yaptığımız kitapçıkları topla, hepsini getir. Yarım saat sonra senle öbürü odamda. Ya benim adım Sanem diyorum. Allah Allah. Ya odanıza girip çıkıyorum artık ya. Öbürü aşağı, öbürü yukarı. Zaten sizin yüzünüzden herkes öbürü diyor bana. Dur bir dakika sen dur. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? He? Sen ne? Ay sıkıldım. Ay çok sıkıldım, hiç uğraşamayacağım seninle. Tamam çık. Çık. Çık dışarı. Dışarıda mı zaten? Arttırıyorsun beni, çık dışarı. Dedi ya, şey yapmayalım. Ama yeter artık ya. Zaten sinirim tepemde. Ne yapıyorsun? Kızım ne yapıyorsun sen? Bir sakin ol. Aa. Hah, öbürü. Bu tabloları muhasebeye bırakıver. Öbürü kadar taş düşsün başınıza. Öbürü demeyelim ama. Adı Sanem'miş. Öyle hitap edelim. Şimdi onlar düşünsün. Herkes buraya bakabilir mi? Sanem, öbürü değil. Sanem, öbürü demeyeceksiniz. Okuyabiliyor musunuz? Sanem. Benim ismim Sanem. İsmim Sanem. Evet doğru bak.
Anlaşıldı mı? Sanem. Okuyorsunuz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Öbürü değil. Mesela sen de bana öbürü diyorsun. Sanem. Sanem, ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İşimde gücümdeyim. Bu ne? Kendi markamı yaratıyorum. Saçmalama, yürü. Bir yüzünü yıkayalım senin. Gel buraya. Biz Emre'yi gördün mü? Az önce çıktı canım bana. Yani bana niye sürekli öbür diyor ki? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Kusura bakmayın, ben de hep çarpıyorum size. Bu ne? Ay, hiçbir şey değil. Ha. Ver bakayım. Aslına bakmasanız daha mı iyi sanki? Lütfen bakabilir miyim? Ben göstermesem bunu size. Rica ediyorum. Yok, gerçekten görmemiz sayın. CC'yi bakar mısın? Evet. Oyun yaptı. Öbürü değil Sanem. Gel benimle. Buradan herkes görür. Artık kimse sana öbürü demeyecek. Söz veriyorum. Teşekkür ederim. Ay ne yapıyorsun kızım ya? Ödüm koptu. Aslı sen ne yapıyorsun? Baktım göremedim seni. Topraklanıyorum kardeşim. Meditasyon yapıyorum. İyi yapıyorsun. Ya Ayhan, benim karnım çok acıktı ya. Balık ekmek yemeye gidelim mi? Yok ya, ben meditasyonla doymuşum. Şaka şaka. Hadi hadi yiyelim. Hem de soğanlı kırmızı biberle. Ya ne çok çekirdek yemişsin. Yani sen de ne kadar çok geç kalmışsın. Bunu buradan anlayabilirim. Her şeyi anlatacağım sana şirkette olan. Gel. Ne oldu? Diyorlar ya bunu. Kızım, ölmüşüm açlıktan. Şirkette herkes diyet yapıyor. Her yerim avokado, her yerim chia. O neymiş öyle ya? Ya? Çay bile yok, çay. Allah'tan Can Bey çay seviyor diye çay yapmaya başladılar şirkette. Ay, çay olsun da candan olsun. Kızım, o nasıl adam ya? Nasıl adam? Böyle insanı görünce gerim gerim geriliyor. Elektrik çarpmış gibi oluyor. Bir elektrikten mi oldu diyorsun yani? Ayhan, ben öyle mi dedim ya? Sen de taktın ha cana. İnanılmaz uyuz bir tip. Kapat artık bu konuyu. Tamam ya. Allah Allah. Bir şey demedik. Sen bana şu gizli işlerini mi anlat bakayım? Anlatamam. Gizli. Emre Bey'e söz verdim. Ayrıca sana anlatırsam sıra olarak kalır mı? Kızım sen beni kendinden ayrı bir kimlik olarak düşünmesene. Şöyle bir rahatla bakayım sen. Bir derin nefes al. Ver. Senle ben aslında aynı kişiyiz. Yani kan kardeşi değil miyiz, kızım biz? Evet. Sen bu sırrı anlatırken aslında kendini anlatıyormuşsun gibi olacaksın. Doğru, kendimi anlatıyormuş gibi olacağım. Doğru söylüyorsun. Hı, ben şimdi kendi kendine anlat, ben seni dinliyorum. Tamam. Emre Bey beni odasına çağırdı. Sonra Can Bey'in projesinin fotoğraflarını çekip Emre Bey'e gönderdim. Ne? Hadi kalksana. Kızım sen ne leş, ne pis, ne çikin çikin bir karakter olmuşsun ya. İyi çalıştığın yeri baltalamalar yok, ikircilikli tavırlar falan filan. Bu nedir ya sen? Neymişsin sen neyse? Ben öyle biriyim değil mi? Vallahi bravo, ne iyi geldin. Hayır, adamın nişan yüzünü almışsın. Üstüne bir de borç para almışsın. Artık çalışmak mecburiyetindesin yani. Babanın haberi var mı? Yok. Yok ama yani kısa zamanda öğrenir borcun ödendiğini. E bu senin albatros mu oldu? Sorma. Ya 39 tane sakallı adam var şirkete girip çıkan. Belki de hayatımın aşkıydı. Bende şans yok ki. Tamam neyse, eve geç kalmayayım. Ya evdekiler de ayrı bir tantana zaten. Leyla Hanım da benimle uğraşıyor. Ya ben onun için neler yapıyorum, o hala beni gömsün.
Neyse odama bari balkondan tırmanıp geçeyim. Ne yapayım? Kızım yine şükret. Anam babam var da tantana yapıyorlar. Bir de bize baksana ya abimle öyle bir başımıza. Ya sen bin aileye bedelsin ya. Osman da öyle. Keşke siz benim kardeşim olsaydınız. Ne eğlenirdik. Eğlenirdik tabii kardeşim. Ben de öpeyim seni. Ama soğan kokuyor. Ay, çok yemişsin ya. Ayhan. Günaydın. Cece. Ne oluyor? Emre Bey niye erken gelmiş? Sessiz ol. Birazdan kampanyayı kazanıp kazanamadığımızın haberi gelecek. Fikri harika, buyurun. Evet. Öyle mi? Anladım. Anladım. Ben kiminle görüşüyorum acaba? Ahmet Bey, nasılsınız? Ama hiç gelmiyorsunuz. Ay, teşekkür ederim. Güliz. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kampanya. Bizim projemiz Altan Toz kazanmış. Albatros mu? Nasıl Albatros? Ya Can Bey'in buluşu, uçak için yaptığı kampanya. Düşünebiliyor musun? Albatros'a benzetmiş uçağı. İkisi de dünyanın en geniş kanatlı, en güçlü, en uzun süre havada kalabilen kuşları yani. Ay inanamıyorum ya, dahi yine. Benden esinlenmiş. Tebrik ederim Can Bey. Teşekkür ederim. Bir dakika arkadaşlar. Bize gidiyoruz bize. Bizzat ben yapacağım arkadaşlar mangalı. Etler benden. İlk defa gideceğim evlerine. Çok heyecanlıyım. Herkes işini çabuk bitirsin. Peki. Görüşürüz. Abi, benimki az pişmiş olsun. Ben de canım kardeşim, ben de. Şişt, ne yapıyorsunuz Ekiri? Bir şey söyleyeceğim. Bugün gerçekten çok tatlı görünüyorsunuz gözüme. Şebnem, sen bile çok tatlı görünüyorsun şu anda. Siz de çok hoş görünüyorsunuz. Ne? Hoş görünüyorsunuz. Aa, merci. Evet, evet, merci. Biz bir acıktık, yemek yiyelim. Gidiyoruz biz, Beren Hanım. Hadi. Ben de acıktım. Şebnem dedi ya. Tamam, neyse, yavaş yavaş. İşte bulacaksın. Buna biri demiyor artık. Emre Bey. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Ne var ne yok? İyiyim valla. Can, sen de bütün gün yoruldun. Şimdi de burada bize böyle hizmet ediyorsun. Çok sağ ol. Olur mu canım? Benim işin zevk. Mangal bizim işimiz. Gel, lütfen. Ben vejetaryenim ya. Yiyemiyorum ondan. Bugünlük bozsan? Ay yok. Gerçekten mi? Sadece meze yiyeceğim ben. Tüm tadımı kaçırdım. Ya ben meze değil de sadece et yesem. Yani bir ekmek arasına ayıp olur mu? Hadi niçin ayıp olsun ki? Hemen. Tufan abi getir. Canımın içi. Bak burada ne kadar nezih bir parti var. Her şey çok estetik. Sırası mı şimdi ekmek arasına? Et de nezih bence. Buyurun efendim. Ha iki tane çok. Bir tane yeter. Yok Rıfat abim birini benim için yaptı. Ben de böyle yiyorum ekmek arası. Buyurun afiyet olsun. Çok teşekkür afiyet ederim. Olsun. İçeceklerimiz var, mezelerimiz var orada. Buyurun. Teşekkürler. Çok güzel, çok güzel. Yesene. İyisiniz değil mi? İyiyim, çok iyiyim.
Önceli gibi yemek yedim. Güliz biraz az ye. Yeteydin hani. Hı. Ablam arıyor. Ben konuşayım da geçiyorum. Tamam. Efendim abla. Ya daha yeni geldim. Tamam oldu, konuşuruz. Görüşürüz.